Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Force, KFOR Komutanlığı Ekim ayından itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın brifinginde açıklamalarda bulunan Aktürk, şu bilgileri verdi, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.405'e ulaştı. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz, terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kosova'daki Kosova Barış Gücü'nün KFOR komutasının ne zaman Türkiye'ye geçeceğine dair bir soruya da Ekim ayında bir yıl süreyle devralacağız. KFOR komutanlığı görevi uzun yıllardır İtalya'daydı ve uzun yıllar sonra ilk defa değişim yapılacak ve bu görevi Türkiye devralacak dedi. Kaynaklar, Kosova'daki son olaylar sonrası NATO görevi kapsamında bölgeye giden 65. Mekanize Piyade Tugayına ait taburun dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak da oradaki taburumuzun dönüşüyle ilgili şu anda planlanan tarih Eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa Eylül ayı başında taburumuz dönecek yanıtını verdi.